katliam olmadan önce Berzani Hanedanlığı, yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin 12 bin peşmergesi Şengal'da bulunuyor. Bu resmi askeri güç olarak bulunuyor. En azından onun kadar da gizli istihbaratı, polis güçleri ve mülki amirleri var. Onlara bağlı, ki bunların içinde Ezidiler de var. Bir hafta öncesinden ellerinden her şeyi alıyor. Silahları, çakırları, kendilerini savunabilecekleri, öz savunma yapabilecekleri her şeyi alıyor. Ve Ezidileri böyle bu kan emicilere, deyim yerindeyse çetelere yem olarak bırakıyor. Ve katliam günü bütün güçlerini, hepsini geri çekiyor, geri kalanını. Ve Ezidileri IŞİD'le baş başa bırakıyor. Bunu araştıracağız dediler, soruşturmasını açacağız dediler, yüzleşeceğiz dediler. Tam tersini yaptılar. Üzerinden 10 yıl geçti. Ezidiler hala çadır kentlerde yaşıyor. Bu katliama yol açan, bunun oluşuna katkıda bulunan, parmağı olan hiç kimse hiçbir gün yargılanmadı, ifadesi bile alınmadı. Dolayısıyla bu projenin içinde KDP'nin kendisi vardı. Çok net bir şekilde etnik temizlik projesi var burada. Bir soykırım var ve el birliğiyle, fikir birliğiyle alınmış bir karar var. Ve bu kararın içinde ne yazık ki Berzani Hanedanlığı var ve başını çekiyor. Ben şeye girmiyorum. Erdoğan ailesiyle Berzani ailesindeki arasındaki ilişkilerin yumağına girmiyorum. Ticarete girmiyorum. Para işine girmiyorum. Karanlık ilişkilere girmiyorum. Sadece benim bir ferdi olduğum ve kültür olarak da canımı siper edeceğim, değerlerine sahip çıktığım Ezidilerle ilgili bir şey söylüyorum burada. Şimdi bunun tabii ki tarihsel nedenleri var. Kürt historiografisi içinde Ezidilerin oynadığı rol, diliyle, kültürüyle, etnografyasıyla, hatta coğrafyasıyla. O kadar önemli şeyler var ki bütün bunların silinmesini istiyorlar. Çünkü o toprağı Ezidisizleştirmek istiyorlar. Ve Ezidi'yi de vatansız bırakmak istiyorlar. Ama bizim itikat ettiğimiz iman, bizim irfanımız, yani kozmogoniden yaratılış hikayesinde bugüne kadar bize verilmiş olan bütün değerlerin yekününde şu var. Toprağa sahip çıkmak var. Hiç kimse bizi o toprakta söküp atamaz. Ne Berzani ailesi atar, ne Erdoğan atar, ne de Arap milliyetçiliği ve Basçılar atabilir. Atamadılar zaten. Hedefte şu var. Bir kere ihtilaflı olan en önemli belgelerinden biri Kerkük'ün yanı sıra Musul'du. Şimdi Musul'un tamamıyla ıslah edilmesi gerektiği konusunda bir Arap milliyetçiliğinin fikir birliği vardı. Ve uluslararası güçler buna şey verdi. Yol verdi. Bakınız, Türkiye'nin burada günahı ve rolü çok büyük. Hatırlanacağı üzere ilk olarak IŞİD uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye konsolosunu, Musul'daki Türkiye konsolosunu bastı. Ve neredeyse 40 güne yakın konsolos çalışanların tamamı ellerinde kaldı. Ve sonra da Suriye'nin hiç bilinmez bir yerinde, bir çölünde bunlar serbest bırakıldı. Neyin karşılığında peki? Bakınız, o hareketle birlikte, yani Musul hareketiyle birlikte demografi tamamıyla temizlendi, deyim yerindeyse. Beyaz bir katliam yapıldı. Türkmenler başta olmak üzere, Ezidiler, Kürtler, Keldaniler, Suryaniler, Mesihilerin tamamı, yani Hristiyanların tamamı oradan temizlendi. Şu anda Nurtopu gibi bir Arap şehri olarak geçiyor Musul. Bütün mesele buydu. IŞİD'in Musul'dan yola çıkıp, önce Tel Afer'i, yani Türkmen yurdu olarak geçen ama Kürtlerin de ana vatanı olan, sonra Şengal'dan geçerken de katliamı gerçekleştirmelerin sebebi şuydu, bir yol temizliğiydi. Esas hedef aslında Rojava'ydı. Rojava neresi? Rojava petrol yatakları. Kamışlo hedefteydi, Derik hedefteydi, Dermesipi hedefteydi. Ve günün sonunda yenilgiye uğradıklarında aslında biliyorsunuz Kobani meselesini. Kobani'de iş aslında, bütün mesele Kobani'de yoğunlaştı sonra. Çünkü Şengal'da yenildiler. İlk günden yenildiler. Evet, birkaç yıl sürdü doğru temizlenmesi için ama yenildiler. Dolayısıyla Berzani ailesi bu projenin bir parçası. Kanımızda elleri var.
Ellerinde kan izimiz var. Peşmerge bizim için neydi Allah aşkına? Her Kürt için neydi? Hele hele Ezer için neydi? Kahramandı. Yiğitti. Önde savaşandı. Peki katliam esnasında ne oldu? Korkak, kaçan, ütlek, teslim olan, ihanetçi. Peki evlerimizin duvarlarında asılı olan Melle Mustafa Barzani'nin fotoğrafını indirmeyelim ne yapalım yani? Yahut da onun anıları karşısında diz çökerken çocuklarına ne dememiz gerekiyor? Allah onları korusun mu diyeceğiz? Ezzet biliyorsun duanın dışında bizim elimizde bir şey yoktu. İlk defa kendi üs savunmamızı inşa etmek için bir şeye kalkıştık. Ve bu da devletlere saldırmak için değil. Bıçağı boğazımıza dayadıklarında en azından bıçağı durduracak güçlü kollarımız olsun diye bunu yapıyoruz. Peki biz Barzani'nin oğullarına ne diyeceğiz? Dua mı edeceğiz? Beddua mı edeceğiz? Beddua ile de kalmayacak. Hasap soracağız. Mesele bu. Onun için de biz Kek Masut Barzani'ye İzler her zaman çağrı yaptı. O saldırı esnasında gitti diye Kürt gruplarıyla biliyorsunuz fotoğraflar verdi. PYK ile fotoğraflar verdi. Dedi ki birlikte Kürt birliğini kuralım. Bu vahşilere karşı birlikte çarpışalım dedi. Sonra da ne oldu? Sonra da sonuçlanmamış, bitmemiş bir projenin neredeyse finansörü oldu. Neredeyse manpower olarak adamlar verdi, dedi ki bu işi yapın dedi. Şu anda biliyor musunuz, o kutsal topraklarla gönderilen her peşmerge ezler tarafından düşman olarak görülüyor.